Arkadaşlar merhaba. Geçtiğimiz derslerimizde bilimsel gösterim konusunda kalmıştık. Evet, şimdi arkadaşlar bilimsel gösterim konusundan başlayacağız. Evet, başlıyorum arkadaşlar. Şimdi, evet şöyle biraz daha. Sanırım gözüküyor. Bakın, ne diyor şimdi bana? Burada hepsini yapmayalım. Mesela şu ikinci ifadeyi yapıyorum arkadaşlar. Evet. Bu 3.87 yazdı. Sonra 16 yazdı. Sonra arkadaşlar 0.2 yazdı. Şimdi bunun bilimsel gösterimi yapalım. Bilimsel gösterim için ne gerekiyor? Evet, anlatıyorum. Bilimsel gösterim için ne gerekiyor arkadaşlar? Benim buradaki ifade yani A çarpı 10 üzeri N olması lazım. Şu arkadaşlar A sayısı ne olacak biliyor musunuz? 1 ile 10 arasında olacak. Evet. 1 ile 10 arasında olacak. Ama bu sayı 10 olabilir mi? Olamaz. 0.2 olabilir mi? Olamaz arkadaşlar. Sadece yani 6, 7, 8, 9, 2, 3 gibi. Bir dahil, onu da söyleyelim. Şurada bir not kısmını hemen yazıyorum. Bu neymiş o zaman? Gösterimine bu sayının neyi denir? Bilimsel gösterimi denir. Evet. Bilimsel gösterimi denir. Öyle, evet. Bunları yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şu üstteki çözümlü örneklerden yapıyorum. Bakın ne kadar kaydıracağıma dikkat edin. 1, 2, 3, 4, 5, bak olmadı daha tek basamak. 6, 7. 7 basamak azaltıyorsam ne yapıyordum? Üst tarafına 10 üzeri 7 yazıyordum. Ne oldu yani bu sayı? 3.8.711.602 çarpı 10 üzeri 7. Şimdi bir de şunu yapalım. Oksijen yoğunluğu ifadesi var. Bir de onu yapalım. Evet. Şöyle bir yazıyorum. Evet. Şöyle çift 0 143. Evet, nasıl yazacağıma dikkat edin arkadaşlar. 143'ü yazdım. Çarpı 10 üzeri ne yazacağım buna? Eksi 5 mi yazacağım? Buyurun. Ama bakın bu bilimsel gösterim olur mu arkadaşlar? Bu bilimsel gösterim olmaz değil mi? Azaltmam lazım. Evet, azaltıyorum. 1, 2 basamak azaltıyorum. Ne oldu burada? 1.43 oldu. Ya 2 basamak azalttım ya. Buradaki üssü ne yapacaktı? 2 basamak arttıracaktı. Arttır. Eksi 3 oldu. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet. Sorumuzun çözümleri de bu şekilde. 2 tanesini yaptık arkadaşlar. Evet, tahtayı sildim. Sildim arkadaşlar. Şimdi diğer örneklerden devam edelim. Mesela şurada bir çözümlü bir örnek var. 563 çarpı 10 üzeri ne diyoruz? 2, 4, 6. 6 ya. Şimdi ben bunu ne yapacağım? Tek basamağa düşürmem lazım. Bak al. 2 basamak kaydırdım. 5.63. Yukarıya ne yapmam lazım? 2 basamak arttırmam lazım. Değil mi? Al. Şöyle. Var mı sıkıntı arkadaşlar? Bakın gayet basit. 138'e bakalım. Nasıl yazıyorum? 762 çarpı 10 üzeri, evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eksi 7, buyurun, eksi 7. Ne yapmam lazım tek basamağı indirmem için? Azaltmam lazım. 7.62 çarpı 10 üzeri, 2 basamak azaltınca yukarıya ne yapacağım? 2 basamak arttıracağım. Bilimsel gösterim bu şekilde. Yani buradaki amacımız tek basamağa indirgemek. Ama sıfır olmayacak. Ona dikkat edin. Evet, 139'dan devam ediyorum. 666 nasıl yazacağım? Sıfırları yazacağım değil mi burada? 666 çarpı 10 üzeri 2, 4, 5. Evet. 2 basamak kaydırdım. Ne geldi buradan arkadaşlar? Evet, 6.66. 2 basamak azalttım ya, yukarıya ne yapacağım? 2 basamak arttıracağım değil mi?
10 üzeri 7. Buyurun. 5'li. Azaltınca yukarıya da 2 basamak arttırıyorum arkadaşlar. Çözümler bu şekilde. Evet, 140'tan devam ediyorum. Buyurun. Devam ediyorum. Şimdi nasıl yazacağım burayı ben? 532 çarpı 10 üzeri diyeceğim. Evet, virgülden sonrakileri sayıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eksi 10. Tamam mı? Tek basamağı indirgeyelim. İndirgedik. Ne çıktı buradan? 5.32 çarpı 10 üzeri. Eksi 10 ya. 2 azalttı. 2 arttıralım arkadaşlar. 2 arttırırsam ne olur? Yani eksi 10'a 2 eklersek ne olur? Onu yapıyorum. Eksi 8. Buyurun. Doğru şekilde. Hangisi bir sayının bilimsel gösterimidir? Bakın soruna. Şimdi bilimsel gösterim olur mu? Sıfır var olmaz. 11 ondan büyük olmaz. Sıfır var olmaz. Ama olabilecek ne var sadece? Cevabı bu şekilde. Şuna bakalım bir de. Bilimsel gösterim diyor. Bakın evet yazalım hemen arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nasıl yazıyorum? 3 çarpı 10 üzeri eksi 9. Evet. Nasıl yapacağım ben bunu? A çarpı ne diyor? A burada neymiş? Evet. A burada neymiş? 3. N burada neymiş? Eksi 9. Çarp ikisine. Eksi 27. Evet arkadaşlar. Sorunun çözümü de bu şekilde. Evet, geçiyorum. Yazmışsınızdır. Anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Şimdi bilimsel gösterim diyor. Bakın. İki basamak azaltacağım ben bunu. 4.25 olacak. Çarpı 10 üzeri. Eksi 6 ya. Azalttım ya iki basamak. O zaman yukarıyı ne yapacağım? İki basamak arttıracağım. Eksi 6'yı iki basamak arttır. Eksi 4. Evet. Sonunda cevabı bu şekilde. 144'e bakalım. Ne oluyor? Kaç basamak arttıracağım? Bakın dikkat edin. 1, 2, 3. 1.5 elde ettim. Nasıl elde ettim ben bu 1.5'u? 3 basamak arttırarak elde ettim. Arttırdım ya, yukarıyı ne yapacağım? 3 basamak azaltacağım. Azalt bakalım 3 basamak. Cevap bu şekilde. Uranüs gezegeninin Güneş'e uzaklığı yaklaşık evet. 2000 evet. Şunu bir yazalım arkadaşlar. Şöyle 2871 çarpı 10 üzeri 6 mı yazalım? Evet, çarpı 10 üzeri 6. Şimdi iyi izleyelim arkadaşlar. Bakın iyice izleyelim. Bilimsel gösterimini yapıyorum kilometre cinsinden. Ne yapacağım? 3 basamak kaydırdım. Yukarıyı ne yapacağım? 3 basamak arttırdım. Doğru mudur? Bakın. 9 mu yaptı? 9. Ama bakın şurada bir sıkıntı daha var. Metre cinsinden diyor arkadaşlar. Şimdi kilometre, hektometre, evet, dekametre ve metre. Ne kadar artmış? 1, 2, 3. Ne yapacağım o zaman ben? 3 tane sıfır mı ekleyeceğim? Yani 1 kilometre olsa 1000 değil miydi? Yani kaç tane sıfır ekleniyor? 3 tane. O zaman 3 tane daha sıfır ekle. 3 tane daha sıfır ekle arkadaşlar. 9'du bu. 3 tane daha eklersen ne olur? 12. Cevap nedir? 2.871 çarpı 10 üzeri 12. Devam ediyoruz. Örnek 146'dan. Evet, örnek 146'dan devam ediyoruz. Şimdi şunu bir yazalım. Gram cinsinden yazıyorum. 4 çarpı 10 üzeri kaçmış bu? 1, 2, virgülden sonra bakın virgülden sonra olanları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 çarpı 10 üzeri eksi 7. Tamam mı? Bunun kilogram olarak diyor. Evet arkadaşlar bakın kilogram olarak. Şimdi kilogramla gram arasında ne kadarlık fark var? Yani ne kadarlık bir orantı var? Mesela 1000 gram nedir? Bin gram 1 kilo mudur? Evet. 1000 gram 1 kilodur değil mi? Ama
Ama bu gram zaten arkadaşlar bu. Bunu kilograma çevirmek için ne yapmam lazım? Evet. Bunu kilograma çevirmek için. Bir kere tabii bilimsel gösterim derken bunlar gidiyor değil mi? Evet. Bunu yani bir gram kaç kilogramdı? 10 üzeri eksi 3 değil mi? Bakın binde bir olduğu için yani. 10 üzeri eksi 3. Bakın. Bir kilogram olsaydı bakın. Şöyle yazalım. 10 üzeri eksi 3. Eğer kilogram olsaydı bu bulduğum kilogram olsaydı ne yapacaktım o zaman? 10 üzeri 3 ile çarpacaktım. Ama gram olduğu için ne diyorum? 10 üzeri eksi 3 diyorum. Daha küçük bir ifade olduğu için. Cevap ne oluyor arkadaşlar buradan? 4 çarpı 10 üzeri eksi 10. Evet. 4 çarpı 10 üzeri eksi 10. Şöyle yapalım. Buyurun. Devam edelim. Bir saç telinin çapı ortalama 60 mikrondur diyor. Evet. Bir saç telinin çapının milimetre cinsinden ben göstereyim. Şimdi arkadaşlar 60 mikronsa eğer 1 milyon mikron neymiş? 1 metreydi. Evet. 1 milyon mikron neymiş arkadaşlar? 1 metre. Şöyle yazabilir miyiz? 10 üzeri 6 mikron. Evet şöyle 10 üzeri 6 mik yazıyorum. Mikron demek. 1 metre ise 60 mikron kaç metredir? 60 mikron kaç metredir? Ne yapacağım? Orantı olduğu için 60'ı 10 üzeri 6'ya böleceğim. 10 üzeri 6 metre. Evet, benden istenen ne ama? Bilimsel gösterim. Arkadaşlar bilimsel gösterim olduğu için şimdi bilimsel gösterimde 1 metre kaç milimetreydi? 1 milimetreydi. Milimetresini sorduğu için neyle çarpmam lazım benim bunu? 10 üzeri 3 ile mi çarpmam lazım? Burada ne oldu o zaman? 6 çarpı 10 üzeri 4 mi oldu? Faydası ne? 10 üzeri 6 mı? Ne çıktı buradan? 6 çarpı 10 üzeri eksi 2 mi çıktı? Al. 6 çarpı 10 üzeri eksi 2 milimetre. O da nedir? 6 bölü 100. Değil mi arkadaşlar? Bu da nedir? 6 bölü... Buyurun. 6 bölü 100 milimetre. Yani bu nedir? Ondalıklı olarak 0.06. Buyurun arkadaşlar. Bunları bu şekilde yazdık. Evet. Burası biraz daha güzel bir soruydu. Soru 147. 148'den devam ediyorum. Soma'da bulunan maden işletmesinin yıllık kullandığı ham madde miktarı diyor 3 megatondur diyor arkadaşlar. Şimdi 1 megaton neymiş? 1 milyon tonmuş. Bakın. Yani o zaman 3 megaton nedir? 3 milyon tondur. Değil mi? 3 milyondur değil mi arkadaşlar? Şöyle yazıyoruz. Zaman nasıl yazacağım ben bunu? 3 çarpı 10 üzeri 6 mı yazacağım? 3 çarpı 10 üzeri 6. Evet. Tamam bu kadar. Al sana bilimsel gösterim. Evet. Soru 149'a bakalım. Şu ifadesi bilimsel gösterim olduğuna göre hangisi olamaz diyor. 1 olabilir mi? Olabilir. 5.6 olabilir. 8 olabilir ama 24 iki basamaklı bir sayı zaten olamazdı. Buyurun arkadaşlar. Soru 150. Evet, soru 150. Bilimsel gösterim diyor. Bak, hangileri yanlış? Bakalım bu doğru mu acaba? 1, 2, 3, 4, bak 5 basamak kaydırmam lazım. Yani arttırmam lazım. 5 basamak arttırıyorsam eğer, üsttekini ne yapacağım? 5 basamak azaltacağım. Eksi 10'u 5 azalt, eksi 15. Doğrudur. Şuna bakalım bir. 1, 2, 3, 4. 4 basamak arttırdı. Yukarıya ne yapacağım? 4 basamak azaltacağım. Ne olacak? Eksi 9'dan 4 azalt. Eksi 13. Evet. Eksi 13. Ama burada ne yazıyor? Eksi 14 yazıyor. Olmaz. Şuraya bakalım. 1, 2. 2 basamak arttırıyorum. Yukarıya ne yapacağım? 2 basamak azaltacağım. Eksi 14. 2 basamak azalt. Eksi 16. Doğru mudur? Doğrudur. Şuraya bakalım. Bir basamak arttırdım. 4.8'e geldi. Bir azaltacağım. Eksi 14 olur. Ama ne var? Eksi 13 var. Bu da yanlış. O zaman cevap nedir burada? Evet, tam sınav sorusu arkadaşlar.
sınavda gelebilecek bir soru. 1 ve 3. Yani bilimsel gösterimden gelirse zaten bu tip sorular gelebilir. Şimdi şunu bir yazalım arkadaşlar. Burada kaç tane sıfır var? 4. Burada da 15 tane daha sıfır var. Ne olacak o zaman? 16 çarpı 10 üzeri 19 mu olacak? 15, 4 daha 19. Bilimsel gösterim diyor. Bir basamak kaydır o zaman sen bunu. 1.6 çarpı 10 üzeri ne diyeceğiz? Azalttım ya bir tane. Yukarıyı ne yapacağım? Arttıracağım. Şuna bakalım. Şuna bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 basamak arttırdım bakın. 4.3 çarpı 10 üzeri. Şuradaki k ne oldu? 5 basamak azaldı. Bir taraf arttırırken bir taraf azaltıyorum. Azaltılmış halinde ne var burada? K eksi 5 neymiş? 5'miş değil mi? Burası 5 ise eğer. O zaman burada k nedir? K nedir? 10'dur. 5 olması için k'nın olması lazım, 10 olması lazım. M ne burada M? M de 4.3'tür değil mi? Bunun ikisini çarpacağız arkadaşlar, evet. 4.3 şöyle yazayım bir. 4.3 çarpı 10 nedir burada? 43. Evet, buyurun. Bu neymiş? Şuna bakalım bir. Atladık, soru var mı? Yok. Devam. Şuna bakalım bir. Ne diyor bize? 20 bin ekmeğin üretildiği bir fırın. Bir tane fırında diyor. Bir yılda üretilecek ekmek miktarı. Ne yapacağım? 20 bin ekmekle neyi çarpacağım? Evet. 20 binle 365'i mi çarpacağım arkadaşlar? 365'le 2'yi çarp. 720 mi? Kaç tane daha sıfır var? 4 tane daha sıfır var değil mi? Ben nasıl yazacağım bunu? Evet yazıyorum. 72 çarpı 10 üzeri ne yazmam lazım? 1, 2, 3, 4, 5. Alın. 5. Azalt şunu bir tane. 7.2 çarpı 10 üzeri 6. Evet. Cevap budur arkadaşlar. 154'e bakalım. İşte bilimsel gösterim diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bakın 7. Yani tek basamak olana kadar yapıyorsunuz. 5.06 çarpı 10 üzeri ne diyeceğim? Şimdi ben normalde aslında bunu bakın şöyle yazabilirim. Kafamız karışmasın hiç. 506 çarpı 10 üzeri diyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eksi 9. İki basamak kaydırınca ne oluyor arkadaşlar? Azaltınca ne oluyor? Oraya da iki basamak arttırmam lazım değil mi? Ne oldu yani? Eksi 7. Al sana bilimsel gösterim. Bilimsel gösterim ne yapacağım artık ben? 5.06 ile eksi 7'yi toplamam lazım değil mi? Şöyle mi? Ya aslında buradaki amaç ne? Çıkartma işlemi. Yani 7'den 5.06'yı çıkartın bakalım. Ne çıkar? 1.94 çıkar değil mi? Ama önüne ben ne koymam lazım? Eksi işaret. Evet. Eksi 1.94 çıkıyor arkadaşlar. Güzel bir soru bu da. 155'ten devam ediyorum. Evet her şeyi yazabilirsiniz arkadaşlar yaptıklarımızı. Bir bilgi yarışmasında 10 milyon Türk lirası ödül kazanan bir yarışmacının kuruş cinsinden. 10 milyon nedir? Şu değil mi arkadaşlar? 1, 2, 3. Şu değil mi arkadaşlar? 10 milyon. 10 milyon değil mi? Evet, şimdi kuruş cinsi olduğu için 100 ile mi çarpacağım? 100 ile çarpacağım değil mi? Çünkü niye 100 ile çarpıyorum? 100 kuruş 1 lira mıdır? 1 liradır. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ne yazacağım buraya? 10 üzeri 9. Evet, buyurun bu kadar. Evet arkadaşlar. Sorunun çözümü bu kadar.
Devam edelim. Bakayım şöyle birkaç soru kaldığına bakalım. Evet. 156'dan devam ediyorum. Evet, hemen yapalım. 1, 2, 3, 4, bakın 5. Ne oldu burada? 1,5 çarpı 10 üzeri eksilmiş. Şuraya gelelim. 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi y diyor, x'ten küçüktür diyor. Y burada hangisi? Şunun üzerindeki eksi 3. Eksi 3, eksi 5'ten küçük mü? Hayır. A bir doğal sayıdır. Hayır. Ondalıklı sayı. B diyor büyüktür A'dan. Evet. B büyüktür A'dan. Doğru. X doğal sayıdır. Hayır. Tam sayı. Evet. Şundan devam edelim. 12,5'da 6'yı çarpıyorum arkadaşlar. 75 çıkar. 10 üzeri 9'da 10 üzeri 4'ü çarpıyorum. 10 üzeri 13 çıkar. Bir basamak azaltıyorum. 7,5. Yukarıyı arttırıyorum bir tane. 14. Evet, bu da bu şekilde. Gelelim 158'e. 84 ile 5'i çarpıyorum. 420 çıkar. Evet, yanlış hesaplamadıysam. 5 kere 4, 20, 0. Var 2. 40, 42. Kaç tane sıfır var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, 10 üzeri 11 mi? 2 basamak kaydıralım. 4,2. 10 üzeri 13 mü? 10 üzeri 13. Evet, buyurun. Devam edelim arkadaşlar. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi burada ne yapalım? Bakın, ne kadar kaydırıyorum? 1, 2, 3, 4, 5. Yani 65 mi oldu? Şimdi ne kadar kaydırdım? 2, 3, 4, 5 tane kaydırıyorsam yukarıyı ne yapacağım? 5 tane azaltacağım. 14 mi olacak? Şimdi 1300 ya. Evet arkadaşlar, bir dahaki dersimizde devam ederiz. Burada kalıyoruz arkadaşlar.